Aziz kardeşlerim, şimdi bir kere daha din nasihattir sözünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize neden büyük bir mesaj olarak ulaştırıldığını düşünebiliriz. Din nasihattir çünkü insan muhakkak nasihat edilmesi gereken bir konumdadır. Kadın öyledir, erkek öyledir, hocası öyledir, talebesi öyledir, hep nasihate muhtacız. Çünkü şeytan hep balonumuzu delmek için uğraşıyor. Kendi başımıza biz şeytanla tek başına mücadele edemeyiz. Birilerinin sürekli bizi desteklemesi lazım. Peygamberlerde melekler bu işi yaptılar. Onun için hatasız, masum olarak Rablerine kavuştular. Ama Ebu Bekir Ömer'e muhtaç yaşadı. Ömer Osman'a muhtaç yaşadı. O da Ali'ye muhtaç yaşadı. Ne kadar iyi Müslüman, ne kadar büyük mücahit olursan ol, kulsun, kul, insansın. Uyuyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun, zavallısın, acizsin. Birbirini destekleyen müminler dediğimiz zaman sadece sel afetine uğramış mümin kardeşlerimizi desteklemekten söz etmiyoruz. Selden daha büyük fırtınalar estiren ahlaksızlığa karşı da mümin kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Komşularımız elektrik parasını ödeyemediği zaman da bizi yanında bilmelidirler. Çocuklarının ahlakı elektrik çarpılmış gibi berbat olduğu zaman da bizi yanı başında bilmelidirler. Komşularımız ve biz bu elbiseyle dolaşırsam beni komşularım abluka altına alır. Bu çocuğu niye böyle ahlaksızlığa teşvik ediyorsun derler diye endişe etmelidirler. Nasıl bu küçücük yaşta bu çocuğu tesettüre büründürmüşsün, yazık etmişsin, çocukluğunu yaşasın diye şeytanımsı baskılar küçük yaşlardaki çocukları çıplaklığa teşvik ettiriyorsa, yani şeytan kendi çapında nasihatini yapmayı ihmal etmiyorsa ve adamlarını da çok aktif bir şekilde kullanıyorsa, müminler olarak biz de hak adına, Allah adına, peygamberin mirası olan ahlakımızı korumak adına yanlıştır bu yaptığın, böyle olmaz demeliyiz. Ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr budur.